Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz haftanın en sıcak günden başlığıydı. Yüreklerimizi yakan bir haberdi sizlerle paylaştık. İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı bina Yeşilyurt Apartmanı. O apartmanın hemen yanında riskli bir bina daha bulunuyordu. O da Yunus Apartmanı. O apartmanın yıkım çalışmaları devam ediyor. Hemen çalışmaların yapıldığı bölgeye dönelim. Sivas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Caner Ev Yapan orada. Soralım, son durum nedir Caner? Evet, Kartal'da 6 Şubat çarşamba günü çöken Yeşilova Apartmanı'ndaki çalışmalar tamamlandı. Sıra buradaki riskli binaların yıkımına geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada 8 binada yüksek risk tespit etmişti ve bu çalışmalara dün akşam saatleri itibariyle başlandı. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz Yunus Apartmanı'nda dün akşam saatleri itibariyle önce eşya tahliyesi gerçekleşti. Daha sonra da yıkım çalışmalarına başlandı. Yunus Apartmanı'nın ismini Yeşilova Apartmanı'ndaki çalışmalar sırasında sıkça duymuştuk aslında. Çünkü bu çalışmalar sırasında Yunus Apartmanı'nda sıkça sarsıntılar tespit ediliyordu. Ve bu sarsıntıları tespit edebilmek için lazerli ölçüm cihazları kullanılıyordu. Buradaki sarsıntılar nedeniyle de Yeşilova Apartmanı'ndaki çalışmaların sıkça durdurulduğunu, aralıklarla devam ettirildiğini hatırlıyoruz. Evet, söylediğimiz gibi dün akşam itibariyle eşya tahliyesi gerçekleşti ve ardından yıkım çalışmalarına başlandı Yunus Apartmanı'nda. Havanın kararmasıyla çalışmaların devam ettirilmesine mümkün olmayacağı için çalışmalar durduruldu. Ve bu sabah saat 9 itibariyle yeniden devam ettiriliyor çalışmalar. Burada yapılan çalışmalar nedeniyle bölgeyi ciddi bir toz kapladığını söyleyebiliriz. Bu nedenle insanların, görevlilerin etkilenmemesi için itfaiye ekipleri sık sık enkazın üzerine su sıkıyor. Aynı zamanda çalışmalara da yine kısa aralıklar veriliyor. Şu anda siz de izliyorsunuz, buradaki çalışmalar Yeşilova Apartmanı'na bakan cephede başladı. Çalışmaların tahminen bugün itibariyle Yunus Apartmanı'nda sona ermesi bekleniyor. Daha sonra kalan diğer